odalarına dağıttık. Genel kuruldaki görüşmelerde de bu maskeyi kullanmalarını öneriyoruz. Personelimize de bunu dağıtımını yaptık. Bir ikinci husus da malum 23 Nisan 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılı. Biz bu münasebetle birçok program düzenlemiştik. Birçok proje, çalışma vardı. Fakat bunlardan sosyal mesafeyi koruyarak bir arada yapmak mümkün olmayanları, insanların bir arada olacağı toplantılar, gösteriler gibi programları ertelemek zorunda kaldık. Aslında 22 Nisan'dan başlamak üzere birçok yabancı misafirin, birçok ülkenin parlamento başkanlarının, milletvekillerinin de katılacağı kutlamalar yapacak idik. Bunlardan bir tanesinde 23 Nisan akşamı meclisimizin arka tarafta görmüş olduğunuz bahçesinde yapacaktık. Burada Türkiye'nin çeşitli illerine bağlanarak görüntülü bir şekilde katılımların sağlandığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın devlet tiyatrolarından arkadaşlarımızın katılımıyla çok geniş kapsamlı, bu yüzyılı anlatan bir gösterinin de içinde bulunduğu büyük bir kutlama resepsiyonu düşünüyorduk. Ama görünen o ki bunu yapamayacağız. Şu anda 100. yılla ilgili çalışmalarımızda kitap gibi basılı, dijital ortamda yayınlanacak programlar, belgeseller gibi çalışmalar devam ediyor. Bunlar 23 Nisan haftasında yayınlanacak. Ben burada daha önce planladığımız iki hususu sadece açıklamak istiyorum. Bunlardan birincisi, bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Herkes meclisimizin 100. yılı münasebetiyle, milli mücadelenin 100. yılı münasebetiyle kendi kişisel görüşlerini, fikirlerini aktardıkları kısa videolarını sosyal medya ortamında paylaşsınlar. Biz bununla ilgili 19 Nisan akşamı bir tak açacağız. Orada paylaşılan kişisel videolardan en çok beğeni alan ilk 500'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz 100. yıl kutlamaları ile ilgili icra heyeti tarafından hediyeler verilecek. Kitap hediyesi başta olmak üzere. Belki bunlar içerisinden meclisimizin sosyal medya hesabından da en çok beğenilenleri yayınlayabiliriz. Bu bakımdan şimdiden çalışmalarını yaparlarsa 20'sinden itibaren bunlar, bu çalışmalar yayınlanacak. Bunları dikkate alacağız. İkinci husus da şu: madem 23 Nisan akşamı meclisin bahçesinde bir o düşündüğümüz büyük kutlamayı yapamıyoruz, onun yerine Sağlık Bakanlığımızın ve bilim heyetimizin de evde kal çağrısını da dikkate alarak 23 Nisan akşamı saat 21'de 9'da bütün vatandaşlarımızı evlerinde, balkonlarında saat tam 9 itibarıyla İstiklal Marşı söylemeye davet ediyorum. Bunu bütün görsel medya, televizyon yayınlarıyla da ilgili olarak söylüyorum. Bunları da konuşuyoruz. O saat itibarıyla bütün televizyonlarımızda İstiklal Marşı'nı yayına koymalarını buradan da teklif ediyorum. Bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Böylece Türkiye'nin her yerinde, bütün herkesin katılımıyla aynı dakikalarda kalplerimiz aynı duygularla atarak bir etkinlik gerçekleştirelim arzu ediyoruz. 21'de bunu yapacağız, 23 Nisan akşamı. Onun öncesinde de bazı programlarımız, belgesellerimiz, söyleşilerimiz olacak. Bu çağrıyla ilgili ve 100. yılla ilgili yayınlanacak televizyonlardan. Ben onu şimdiden yapmak istiyorum. Tabii bu açıklamaları, bunu da belirteyim son olarak değerli arkadaşlar. Tabii gün gün, mesela burada şimdi hepiniz, ben de gelirken maske takmıştım, sizler de takıyorsunuz. Mesela bu hafta itibariyle özellikle cumartesi gününden itibaren uygulamaya geçtik. Geçen hafta yoktu. Dolayısıyla tedbirlerde zaman zaman değişiklikler oluyor. Bu salgının seyri sebebiyle bilim kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin çağrılarını dikkate alarak
hareket ediyoruz. Bakımdan çok uzun vadeli programlar açıklamaktan da kaçındık. Bunların daha detaylarını belki önümüzdeki haftada sizlere açıklayacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Soru. Arkadaşlar, doktor arkadaşımızın durumu iyi. Muhtemelen yarın veya öbür gün taburcu olması bekleniyor. Onun dışında yine meclis hastanemizde laboratuvarda çalışan bir görevlimizde tespit edilmişti pozitif. Fakat tabii bu testlerin sonuçları yeterli değil. Bazı bulguların da olması gerekiyor. Doktorlar bunu da takip ediyorlar. Bunun dışında bugün mecliste çalışan bir personel arkadaşımızda da bir pozitif tespiti var. Ancak hatırlayacaksınız, doktorumuzun temaslı olduğu kişilerle ilgili sıkı bir takip yapılmıştı. Onlar da çok şükür bir bulguya rastlanmadı bugüne kadar. Ama malum bu salgın tabii her tarafta tesirlerini sürdürüyor, etkisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını bilemiyoruz. Teşekkür ederim. Yani şu an itibarıyla bu konudaki kararımız devam ediyor. 23 Nisan'da mecliste genel kuruldaki özel oturumu ve her 23 Nisan'da yapılan resmi törenleri yapacağız diye bugün itibariyle bunu planlıyoruz, düşünüyoruz. Ama önümüzdeki günler bu salgının yayılması ne şekilde cereyan edecek bunu bilemiyoruz. O gelişmelere göre tekrar tabii bunu değerlendirmemiz gerekir. Teşekkür ediyorum.